Selam gençler. Şimdi size en çok kullandığım vendor resiplerini göstereceğim. Vendor resipisi nedir bu oyunda? Belli başlı itemleri belli kombinasyonlarla sattığımızda vendor'a satıcı bize yeni item veriyor. Bu oyunda çok fazla vendor resipisi var. Hepsinin farklı farklı amaçları var ve bazıları çok kullanışlı ve ben bunları her zaman kullanıyorum. Şimdi size kullandığım vendor resiplerini göstereceğim ve bunları nerede, karakterin hangi aşamasında yapıyorum biraz bunlardan bahsedeceğim. Hadi başlayalım. Şimdi ilk önce 3 tane resipi göstereceğim. Bunları ben yeni bir karakter açtıysam veya yeni birlik başladıysa ilk karakterimde her zaman yapıyorum. Nedir bunlar? İlki flaslarla alakalı. Eğer 3 tane aynı türden can ve mana potunu satarsak bize bir 100 can ve mana potunu veriyor. 3 tane greater sattık, bize grant verdi. 3 tane grant satsaydık bize bir üstünü verecekti. Öyle öyle 50 level flasslara kadar gidiyor. En sonunda Getana ve Divine Flask yapamıyoruz ama onun bir altındaki bütün flaskları yapabiliyoruz. Bu can ve mana flaskların hepsinde oluyor. İkinci resipi ise spell damage vuran bir skill ile levelliyorsak karakterimizi. Örneğin Freezing Pulse, Stormblast Mind'dır. Bunlarla levelliyorsak bu resipiyi kesinlikle yapmamız gerekiyor. Nedir bu resipi? Bir tane mavi wand bulmamız gerekiyor. Magic Wand. Yanına Topaz Ring, Ruby Ring veya Sapphire Ring ve bir tane Alteration. Biz bunu yaptığımızda bize Lightning Damage'lı Spells olan bir Wand veriyor. Bu Lightning Damage'lı Spells çünkü biz buraya Topaz Ring koyduk. Eğer buraya Ruby koysaydık Fire Damage'lı Spells olacaktı. Eğer Sapphire koysaydık Cold Damage'lı Spells olacak. Bu resipi bize çok fazla damage veriyor oyunun başında. Bunu eğer bir spell build oynuyorsak kesinlikle yapmamız gerekiyor. Hasarımızı çok fazla arttırıyor. Bunun 3 tane tier'i var. Bu tier'ler de yüzüğün tier'ine göre değişiyor. Örneğin bu mavi bir topaz ring olsaydı bir üst tier'i olacaktı Lightning Damage. Eğer sarı yani rare bir topaz ring olsaydı 200'de olacaktı. Ama bu tier'leri attıkça levelleri de artıyor. Eğer biz bunu buradaki gibi normal bir yüzükte yaparsak 8 level oluyor. Eğer bu normal bir yüzük değil, mavi bir yüzük olsaydı 14 level isteyecekti. Rare bir yüzük olsaydı 20 level isteyecekti. Bu levellere dikkat etmemiz gerekiyor. Üçüncü resipi de bununla alakalı bir resipi. Diyelim ki yüzükleri bulamadık. Yani ek birde yüzük bulması biraz zor olabiliyor. Bunun da çözümü var. Bir tane Iron Ring ile birlikte bir tane gem sattığınızda bize gemin rengine göre yüzük veriyor. Örneğin kırmızı sattığımız için bize ruby veriyor. Eğer mavi satsaydık safir verecekti. Yeşil satınca da topaz veriyor. Yüzükleri de bu şekilde alabiliyoruz. Eğer hiç yüzük bulamazsak bu resipiyi yapıp yüzükler alıyoruz. Yüzükleri bulduğumuzda da wand'la birlikte craft'ını yapıp kullanıyoruz. Şimdi göstereceğim resipi ise gemlerle alakalı. Bunlardan birincisi 20 level bir gemler. Gem katı prizm sattığımızda bize gemin 1 level ve 20 kualite halini veriyor. Gemlerimiz 20 level olduğunda 20 tane gem katı prizm satmamak için bu şekilde resipi yapıp tekrardan levelleyebiliriz gemlerimizi. İkinci resipi ise tek el silahlara spell skill'i getirme resipisi. Bu da eğer bir skill oynuyorsanız ve o skill'in level'ının yüksek olması gerekiyorsa örneğin essence drain olur, bane olur bu tarz boyutları oynuyorsanız ve skill'in level'ini yükseltmek istiyorsanız silahınızda gem level'ını garantileyen bir resipi. Bu da nasıl oluyor? Toplam kualitesi 40 olacak şekilde aynı tekteki gemleri topluyoruz. Aynı tekteki derken örneğin bu Spark geminde spell var, projectile, duration ve lightning tagleri var. Bizim için bu dönemde lightning tag olması. Bunlar 2 tane var. Toplam kualitesi de 40. Bunları normal bir wand'la sattığımızda bize lightning spell skill gemlerine 1 level veren wand veriyor. Burada lightning olmasının sebebi tag'inin lightning olması. Eğer bunların tag'i başka bir element olsaydı ona göre verecekti. Bu tek elementlerle de sınırlı değil. Örneğin chaos gemlerine de yapabiliyoruz bunu. Physical gemlere de yapabiliyoruz. Sadece tag'lerin aynı şekilde olan toplamda kualitesinin 40 olması gerekiyor. Bunlar illa 20-20 olmasına gerek yok. Yani 10-10-10 olacak şekilde de olabilir. Hepsi sadece toplamı 40 olması yeterli. Bu iki resipi de dediğim gibi eğer skill level ile scale olan bir build oynuyorsak bu resipiyi de kullanabiliriz. Şimdi göstereceğim resipler ise 3'e 1 resipleri. Bunlardan oyunda çok fazla var ya genelde maplere geçtikten sonra kullanılan resipler. İlki oylarla alakalı. 3 tane aynı oyunu satarsak bize bir üst oylu veriyor. Aynı şekilde 3 tane oyunu sattığımızda bize gene bir üstünü veriyor. Bu şekilde arttırarak golden oyla kadar gidebiliyoruz. Sıralaması da bu şekilde oluyor. Sonraki katalistle alakalı. Eğer biz 3 tane katalist sattığımızda bize bir tane farklı katalist veriyor. Bunu genelde eğer katalistle alakalı tabiniz yoksa ve çok fazla aynı katalistler bulunduruyorsanız 40 tanesini kendinize saklayıp gerisini satabilirsiniz veya belli bir sayıda kendinize saklayıp diğer katalistleri sataraktan diğer katalistlere çevirebilirsiniz. Örneğin 9 tane sattık. Bize 3 tane farklı katalist verdi. Bu şekilde gereksiz katalistleri daha kullanışlı katalistlere çevirebilirsiniz. Essence'ler de aynı şekilde. 3 tane aynı türden essence sattığımızda bize Deus versiyonunu veriyor. 3 tane Shrieking Essence sattık. Bize bir tane Deafening verdi. Bu şekilde bütün Essence'leri Deafening Essence'e kadar yükseltebiliyoruz. Organlarda da yapabiliyoruz biz bu resipi. Ama organlarda şöyle. Örneğin bir organdan hiç almıyorsunuz ama diğerlerinden çok fazla buluyorsunuz. Bu genelde gözde yaşanıyor. Diğer organlardan 3 tane sattığınızda
Önemli burada 3 tane organ sattım ben. Bana diğer 2 organdan bir tanesini veriyor. Ve bu organın leveli de bunların ortalaması oluyor. Bunlar mesela 81, 82, 83 level. Bana 82 level olan bu üçü haricinde diğer iki organdan birini verecek. Ne verdi? Kalp verdi ve level de 82. Bu resipiyi de eğer bir organı bulamıyorsanız ama diğerlerine çok fazla yapıyorsanız onları satarak diğerini çevirebilirsiniz. Aynı türden 3 tane de organ koyabilirsiniz ama o zaman şansı azalıyor. Yani aynı türden koyduğunuzda diğer herhangi bir dördünden verecek. Ama farklı 3 tane koyarsanız geriye sadece 2 tane seçenek kalıyor. Bu 3'e 1 resipisini 60'larda da yapabiliyoruz. Simple koyarsak prime oluyor. Prime koyarsak awaken oluyor. Böylece Sextant'larımızı da Awaken'a çevirebiliyoruz. Bu 3'e 1 resipisi maplerde işe yarıyor. 3 tane aynı türden map'i koyarsak Tier 3, Tier 3, Tier 3 bize Tier 4 bir map veriyor. Ligin başında map konusunda sıkıntı çekiyorsanız, yüksek tier mapleri de düşüremiyorsanız bu şekilde de yapabilirsiniz maplerinize. Bu son göndereceğim resipi ise bunu gerçi çok kimse kullanmıyor ama bu çok OP bir resipi. 2 tane aynı türden scarab'ı satıyoruz. Bir tane polish relic scarab. Yanında bir tane horizon satıyoruz. Bize bir tane random polish scarab verecek. Bunu hiç kullanmadığınız scarablar bazen çok birikebiliyor. Örneğin hiç aynı har yapmıyorsunuz diyelim. Ve 50 tane aynı har scarabınız var. Bunu diğer scarablara dönüştürebiliyorsunuz. Bu şekilde bize sattık. Bize Polish Legion Scarab'ı verdi. Burada dikkat etmemiz gereken Polish koyarsak bize Polish veriyor. Rusted koyarsak Rusted veriyor. Yani de tier'i neyse o tier'de veriyor. Ve iki tane koyuyoruz, bir tane alıyoruz. Yani Körnestel'le alakalı olan vendor resipleri bunlar. Bunlar dediğim gibi 3'e 1 resipleri. Bunlar çok kullanışlı, her zaman kullandığımız 3'e 1 resipleri bunlar. Şimdi göstereceğim resipi ise ben daha çok ilk başında para kasmak için kullanıyorum. Bir tane Kingmaker diye unique var. Bu unique minyon büyükleri Animate Guardian'da silah olarak her zaman kullanıyor. Bu unique'in de bir tane resipisi var. Soul Taker ve Heartbreaker unique'leriyle birlikte bir tane Orb of Fusion satarsak bize bu Kingmaker unique'ini veriyor. Şimdi ben burada satıp size gösterecektim ama şu an ligin sonunda olduğumuz için kimse bu itemleri satmıyor. Yani ligin başı adamlar kapış kapış gidiyor ama ligin sonunda kimse satmıyor, bulamadım. O yüzden fotoğraflarını koyacağım buraya. Burada pahalı olan kısım Soul Taker. Soul Taker genelde ligin başında 45 kaos, 50 kaos civarında oluyor. Heartbreaker pahalı olmuyor. 2K, 3K en fazla. Bir tane de Orb of Fusing. Bunları satıyoruz. Bize Kingmaker veriyor. Kingmaker en düşük 80-90 kaostan gidiyor. Bunu yaparaktan her türlü kar yapıyorsunuz. Ligin başında Soul Taker bulursanız direkt satmayın. Bu resipiyi yapıp satın. Her türlü kar yaparsınız veya direkt satın alıp da sürekli bu resipiyi yaparak da kar yapabilirsiniz. Bu da ligin başında kullandığım bir taktik. Vendor resipleri dediğim gibi böyle. Çok fazla resipi var. Bunların linkini aşağıya koyacağım. Hepsini orada inceleyebilirsiniz. Ama bu resipler benim her zaman kullandığım resipler. Ve sizin de yararınız olacak resipler. Bunları her zaman kullanabilirsiniz. Diğer videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.